Mutlu günler sevgili izleyiciler. Kadının gündemine hoş geldiniz. Hızlıca bugün işleyeceğimiz konulara bir bakalım. Ardından konuğumuza hoş geldiniz diyelim. Sevgili izleyiciler, ilk bölümümüzde okullar kapandı, artık yaz okulları gündemde. Yaz okulları faydalı mı? Seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Pazartesi günü de LGS kayıtları başlıyor. Nasıl bir süreç bekliyor? Kayıtlarda nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Tüm bunları konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Çok kıymetli bir konuğumuz var. Eğitim uzmanı Yasemin Pakkan bizimle birlikte. Hoş geldiniz Yasemin Hanım. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet, yaz okullarını aslında konuşacak bir sürü şey var ama artık pazartesi günü kayıtlar başlıyor LGS ile ilgili. Çok heyecanlı bir hafta. Evet, o yüzden onunla başlayalım. Şimdi ailelerde, çocuklarda bir kıpır kıpır heyecan. İşte kimisi okulların kapısında puanlar açıklandı, kayıt takvimi çıktı. Hem özel okullar için hem Anadolu liseleri için, devlet okulları için bir kayıt takvimi oluştu. Aileler çok heyecanlı. Evet. Tabii kapıda kalmasından çocuklarının endişeli. Acaba bu puan yetecek mi? Özel okula yazdırırsam bu çocuk devlet okuluna yazılamayacak. Ne kaçırabilirim? Çocuk yıllarca çalıştı, bir emek verdi, ortaya bir şey çıkardı. Şimdi tabii bu durumda aileler, öğretmenler, hepimiz yeterince çocuğun önünü açabilecek miyiz? Hak ettiğini verebilecek miyiz telaşı içindeler. Hı hı. Tabii bir belirsizlik de var. Müsaade ederseniz ben kayıt takviminde biraz rahatlatmak istiyorum velileri de. Sistem aslında çok güzel oturmuş durumda. Bitti, sınav bitti, artık her türlü kaygı bitti. Elimizde bize verdikleri bir yüzdelik dilim var. Bu çocuk 1 milyon, az 1 milyondan biraz fazla bir öğrenci sınava girmişti. Şimdi öğrencinin yüzdelik dilimi var. O dilim elimizde. %1 de mi bu çocuk? %0,1 de mi bu çocuk? Yoksa %20 de mi? Şimdi bunların her biri için ailenin bir yıl öncesinden bir bilgisi var, yani bir tecrübesi var. Geçen yıl %5'teki çocuk hangi okula girebilmiş? Özel okul olarak hangi okula girebilmiş? Devlet okulu olarak hangisine girebilmiş? Yani bunun ışığında bence ailelerin yüzdelik dilimiyle bu işin uzmanı olan ya da bu işi daha önce yapmış başka kişilerle birlikte bir istişarede bulunmalarını tavsiye ediyorum. Ondan sonra da pazartesi günü zaten bir ön kayıtlar başladı özel okullar için. Şimdi ön kayıtları olan bütün öğrencilerin bir listesi çıkacak. Bizim çocuğumuz kaçıncı listede? Diyelim ki sonuncu yedekte. Lütfen moralinizi bozmayın. Çok gerilerde de olabilir. Bu demek değildir ki bir okula 1000 kişi ön kayıt yaptırdı. Ben 900'üncüyüm. Bana sıra gelmeyecek. Bunu düşünmesinler lütfen. Çünkü sıra gelebilir. Çok ciddi bir takip gerekiyor. Okullar, çok rağbet gören okullar var. Diyelim ki bütün o %1'lik %1'e kadar olan, 0'la %0,9'a kadar olan bütün öğrenciler o ilk 5 okula ön kayıt yaptırırlar. Ama aynı çocuklar yaptırıyor. Yani evet. Siz bir dolu liste gördüğünüzde bilin ki o çocuklar aynı çocuklar. Dolayısıyla da ben 900. yedek de olsam o aradaki bütün çocukların %90'ının ölümden çekilme ihtimali çok yüksek. Dolayısıyla bu ön kayıt sırasında bir de şu var, kaçırabilirsiniz o ilk kaydı. Size sıra gelmeyebilir ama hemen dolmayan okul ertesi gün puan düşürecek. O zaman da o puanı lütfen değerlendirin, ikinci ön kayıda gidin. Ve bu ikinci ön kayıtta da yeri gelmezse üçüncü. Yani bence biraz sabırlı ve hani bilinçli olmakta fayda var. Bu arada okulların web siteleri, tüm okulların bu kayıt sırasında çok güzel işliyor. Bilgiler veriyorlar. Gün be gün takip etmeniz çok önemli. Şimdi özel okullara eğer karar verdinizse ve çocuğunuzu bunlardan birine yazdırdıysanız sizin artık bir devlet okuluna müracaat etme şansınızı
ilk aşamada kaybediyorsunuz. Bunlar önemli. Evet, bu çok önemli. Gerçekten. Aslında çok güzel bir kılavuz çıktı. Çok güzel de bir takvim var. Ben ailelere diyorum ki milim milim okuyun, altını çizerek. Hani diyoruz ya okuma çocukların hayatındaki en önemli şey. Şimdi sıra velilerin okumasında. Çok güzel bir kılavuz ama ders çalışma gibi. Oturacağız onu güzel altını çizerek ne demek istiyor? Herhangi bir şey kaçırmamak için her şey çok güzel not edilmiş durumda. Evet. Takvim de çok güzel bir takvim var önümüzde. Her okul tipi içinde takvim de belirli. Bunları çok güzel takip edebilirler. Ya da eden bir kurumu takip edebilirler. Bu da bir seçenek. Bu iş için çok güzel çalışanlar var. Onları takip edebilirler. Ama çocuğumuzun kayıt yapılırken de üniversite içinde, lise içinde bir sonrasını düşünmek çok önemli. Yani sırf puanı tuttu diye istemediği çok yüksek puanlı ama çocuk istemiyor onu. Bunu yapmayalım. Çocuğun da fikri, onun ilgi alanı çok önemli. Dolayısıyla ailelerden hem çocuğun ilgi ve ihtiyacı doğrultusunda hem de puanının yettiği, yani hiçbir şekilde Fransızcanın alakası olmayan bir aile, biz Frankofon değildir ya da Avrupa ile bir alakası yok. Bu çocuğun Fransız okuluna puanı tutuyor diye Fransız okuluna yazdırmanın bence bir manası yok. Ama ya da seçeceği meslek eğer Fransızca gerektirmiyorsa. Ama şu da olabilir, ben lisede Fransız okulu olabilir, sonra ben bir Galatasaray Üniversitesi'ni düşünüyorum. İsim vermekte bilmiyorum, mahsur var mı? Bunlar devlet okulları. Dolayısıyla hani böyle bir şey de düşünüyorsan, bir Fransız üniversitesini bizim ülkemizde seçmek istiyorsan, o zaman bir seçenek olabilir. Yoksa hani öğreneceği yabancı dil ve gideceği üniversiteyi şimdiden yurt dışına mı gidecek, yurt içinde mi? Bunları düşünmeden de sadece o yüksek puan aldı benim çocuğum ve o okulda okuyabilir diye bunu takip etmek, ileride çocuğun başına gelebilecek travma, yani okumak istemiyorsa 2 sene sonra o okulu bırakıyor. Bazen tamamen bırakıyor. Yani bu konuda velileri uyarmak istiyorum. Doğru, karşılaşıyoruz onlarla da. Evet, hem velileri ciddi uyarılarda bulundunuz hem de bence motivasyonlarını da arttırdınız. Çünkü hani gerçekten öyle 800-900 bile olması, önünde 100 kişi bile varsa hani sıra bana gelmeyecek diye gerçekten moralleri bozulmuş olabilir. Aynı çocuklar çünkü. Evet. O bütün okulların ön kayıtlarındakiler aynı çocuklar. Bir de tabii şunu da hatırlatmak gerekiyor galiba. Hani internet üzerinden de takip edebiliyorlar dediniz. O yüzden çok güzel. Hani anne bir tarafta, baba bir okulda beklemelerine de çok gerek yok galiba. O kadar büyük bir heyecan ki velilerde, diyor ki bana biz kaç kişi olmalıyız? Nasıl yani? Anne bir yerde, baba bir yerde, anneanne, hala, dede falan. Neden peki? Çünkü okulların kapısında. Şimdi yıllar önce böyle bir yıl geçirildi. Hakikaten böyle acayip şeyler oluyordu. 3'ten sonra çocuklar kaydoldu, kaydoldu. Geriye kalan, kapıda bekleyenler çok yıl oldu. Hı hı. Sıraya sokulup alınıyormuş. Ben çok rastlamadım. Bu sefer ne oluyordu? Anne bir yerde, baba bir yerde, hakikaten hala bir yerde beklemesi gerekiyor. Yok böyle bir şey. Her şey çok sistemli, çok güzel ayarlanmış durumda. Okullar inanılmaz destekçi. Siz diyelim ki X okuluna yazdırdınız ama Y'yi bekliyorsunuz. Y'nin puanı daha yüksek. Sıra geldi ama burada kayıtlısınız. X'te kayıtlısınız. Hı hı. Y'de sıra geldi ama buradan kaydınızı alıp buraya gidemiyorsunuz. Vakit yok. O kadar anlayışlılar ki bu konuda. Siz sadece dilekçe veriyorsunuz. Ben size getiriyorum ya da telefon açıyorsunuz. Trafikteyim, lütfen beni bekleyin diyorsunuz. O kadar anlayışlılar ki. Yani çocuklar hiç üzülmesinler. Anne bir yerde, baba bir yerde yok böyle bir travma. Her şey çok medeni. Ha şöyle bir gün yaşanabilir parantez içinde. 2 okulu bekliyorsunuz. Ama 3. okulda kayıtlısınız zaten. 2. ve 3. okulda da sıradasınız. Herhangi birinde şöyle bir şey yapıyorlar. Sabahtan 2'ye kadar çizgi üstü. 2'den sonra da yedekleri alıyorlar. Siz ikisinde de yedektesiniz ve hangisine size sıra geleceğini bilmiyorsunuz. İşte o zaman anne ya da baba ya da elinde noterden bir vekaletname olan bir akraba ya da dost
her iki okula gidip sıra hangisindeyse, çünkü bugün artık müthiş bir değer var. Cep telefonu var herkeste. Evet. O cep telefonları her an her yerde işinize yarıyor. Burada da bize sıra geldi dediği an öbür taraf çekiliyor. Çok medeni, bence çok güzel bir sistem bu. Merak etmesinler ama iyi takip etsinler. Evet. Peki özel okula yazılan devlet okuluna yazılamıyor da ilk etapta dediniz. İlk etapta. Peki LGS'de gerçekten oldukça başarısız olanlar da var. Evet. Peki onlar ne yapmalı? Buradan nasıl bir tavsiye verirsiniz? Hem ebeveynlere hem de çocuklara. O yüzdelik dilime bakarak, eğer o yüzdelik dilimde hayal ettiğimiz okula, bu devlet okullarında Anadolu Lisesi, Fen Lisesi olabilir, Sosyal Bilimler Lisesi, hı hı, Meslek Lisesi olabilir. Eğer bunlardan herhangi birine ulaşamayacağınızı anladıysanız, ki bu da bellidir yüzdelik diliminizde, o zaman ikametgahınızın yakın olduğu yerel yerleştirme ya da pansiyonlu yerleştirme, yani orada da hani tabii risk var. Yani o ikametgah olacak, işte puanın eş puan olduğunda okul notları devreye girecek. Bunlar tabii ki çok heyecanlı bir evre. Ben derim ki bu konuda okullar, ortaokullar inanılmaz bilgili. Oradaki rehberlik servisleri, kendi okulunuzun rehberlik servisleri ya da ilçede sizin için uygun görülen rehberlik servisleri sizin puanınıza göre sizi çok güzel yönlendiriyorlar. Size sıralamalar yapabiliyorlar. Hı hı. Hangi ilçede hangi okulların daha hani uygun olduğunu, ona daha uygun olduğunu en iyi kendi okulu biliyor. Dolayısıyla benim tavsiyem okulun rehberlik servisinde muhakkak ki onun her türlü ihtiyacını karşılayacak biri vardır. Özellikle Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler ve diğer yerel yerleştirmeler için muhakkak yardım alın. Kimden? Ortaokulumuzun rehberlik servisi, okulumuzdaki öğretmenler. Çünkü çok hassas bir konu. O seçimi, tercihleri çok dikkatli yapmak gerekiyor. Siz %20'lik dilimdesiniz. Tercih hakkınız belli. O zaman siz gidip de %1'lik okulu yazarsanız zaten kaybedeceğiniz bir okul. Evet. O zaman bir tane gereksiz bir tercihte bulunmuş oluyorsunuz. Bu çok önemli. Tek başına yapmasınlar. Muhakkak birebir yanınızda o tercihleri yaparken okulunuzdan biri olsun yanınızda. Evet. Peki. Merak etmesinler. Hepsi güzel bir okula girecek. Evet. Bu arada da ben hep aynı şeyi söylüyorum. Hani yapabileceklerinin en iyisini yaptılar. Biz veliler olarak, öğretmenler olarak yapabileceğimizin en iyisini yapmalıyız. Ancak bu en yüksek puanlı okul değil. Bazen hep aynı şeyi söylüyorum çocuklara. Çok yüksek puanlı bir yeri kazanırsınız, bitirirsiniz. Önemli olan orayı bitiren bir işsiz olmamak. Ya da orayı bitirip, ben maaşlı nereye girebilirim diye koşturan biri olmadan, yaratıcı, bir şeyler elde eden, kendisi bir şeyler yaratabilen bir gençlik üretmek için bence o en yüksek puanlı okulu kazanmış olmak değil amaç. Evet, çok haklısınız. Peki, tabii bir de LGS'nin dışında üniversite sınavı da yapıldı. Tam geçen geldiğinizde de üniversite sınavının aslında öğrencilerin ne yapması gerektiğini falan da konuşmuştuk. Şimdi tercihleri konusunda ne yapmaları gerektiğini de soracağım. Özellikle şehir içi ve şehir dışı konusunu sormak istiyorum ben size. Bu konuda hani benim branşım tabii ki daha çok lise ama üniversitede, hani liseden de üniversiteye geçerken, hı hı, bizi devamlı bir araştırıyorlar, soruşturuyorlar. Şunu gözlemliyorum. Şimdi liseye girerken hangi üniversiteyi seçeceğini düşünerek girdi zaten. Evet. Ona göre bir başlangıç yaptı. Şimdi artık bir birey oldu. Bir ergenlikten çıktı. Bir yetişkin oldu. Ben o yetişkin üniversiteli namzetlerini, ailelerin hani bizim yakınımızda olsun, yanımızda olsun kontrolünü bir parça bırakmaları gerektiğine inanıyorum. Şimdi bir kere tercih yapacaklar. Bu tercihlerini tabii ki yine yüzdelik dilim söz konusu. Yani tercih yaparken aslında çocuk tercih etmiyor. Üniversite öncelikle onu, evet, tercih edecek. Eğer yüzdelik dilim
muhteşem bir şey gösterdiyse çocuk performans, o zaman zaten hangi üniversite istiyorsa bütün kapılar açık. Ama eğer arzu ettiği yüzdelik dilime kavuşamamışsa, o zaman o sınırlar içinde, yüzdelik dilimin içinde illa da yanı başınızda aynı şehirde olmasın. Şey çok güzel, çocukların o özellikle de anne babasının yakınında olmayıp farklı bir şehirde üniversiteye gitmiş olmasını çok önemsiyorum. Lütfen çocuklarınızı şehirde kalsın, bizimle olsun düşüncesinde olmayın, bırakın. Tercih yaparken de çok yakın şehirde olsun. Aman etrafında İstanbul ili ya da Ankara ilinin, aman uzaklara gitmeyeyim demeyin. Hani çocuğun farklı bir kültür, farklı bir şehir tanıması için o bir yurt ya da ev, o kendi başına bir yaşam mücadelesine, kendini doyurması, kendi kendine geceyi yalnız başına olması, bunların hepsi hayatta olması gereken tecrübeler. Evet. Dolayısıyla kesinlikle artık üniversiteye gidecek olan namzet için şehir içi hemen evinde o hayır, hangi bölümleri istiyor, hangi şehirlerde bu bölümler var. Bugün belki de çok uzak Doğu Anadolu'da muhteşem bir devlet üniversitesinde İstanbullu bir genç gidip çok güzel okurken farklı bir dünyayı da görecek. Farklı insanları tanıyacak. Hiç gitmeyi düşünmeyeceği bir kültürle beraber olacak. Bu ona hayati bir değer kazandırıyor. İşte aileler de biraz acaba maddi olarak da mı şehir dışına göndermek istemiyorlar? Hani şehir dışına gitmek biraz daha külfetli olabilir mi kendi yanlarından ayrıldığı zaman? Şimdi üniversiteler, hani çok fazla özel üniversite var. O zaten aileyi maddi olarak hırpalıyor. Hı hı. Özel üniversite, yani bir yeri eğer çocuk tutturamıyorsa devlet üniversitesinde, hani daha az bir puana özel üniversite ya da burslu, yarı burslu özel üniversite. Evet. Zaten bu bir külfet. Ancak üniversiteye gelen çocuk için bir şey daha önemli. Artık hani harçlığını gittikçe aileden değil, kendi karşılamaya çalışması. Yurt dışında çok vardır bu. Hani harçlığını kesildi derler. Çok varlıklı da olsa aile, sen artık kendi kendini idare ediyorsun. Hadi bakalım başka eve derler. Bunu burada çok beceremiyoruz galiba ama. Yapamıyoruz. Ama çocuk mesela üniversiteye gidecek, akşam tost yapacak, ne bileyim ben işte çalışacak, hamburger yapıp gece satacak, lokantada garson olacak, grafiker olacak. Hani üniversiteye geldim ben, hani üniversite biliyorsunuz hani daha part time'dır böyle. Bütün günü doldurmaz. Evet. Ama biz çocuklarımızın, gençlerimizin diyeyim artık ben, üniversiteye giderken de bir yandan çalışmaları için onları motive etmeliyiz. Ve hani ekonomik olarak yoksa belki de tamamen kurtulacak aile. Çocuk tamamen kendi kendine geçindirebilecek ve bunun gururu inanılmaz bir özgüven sağlayacak çocuğa. Hani ben üniversitedeyim, kendi paramı kazanıyorum, yurt paramı ödüyorum. Müthiş bir şey bu ama lütfen bu konuda biz de onlara aman sakın yorulma, keyfine bak. Artık sen üniversitedesin, sakın çalışma, sakın ola ki tezgahtarlık yapma. Hayır, bırakın yapsın. Evet. Bu çok güzel bir hayat dersi. Hatta belki liseye başlamadan önce, o ortaokul ve lise dönemlerinde, yani üniversiteye başlamadan önce bile o yaz tatillerinde de böyle ufak ufak aslında alıştırmak gerekiyor değil mi? Şimdi eğer bu çok güzel, bazı şeyler ailelerde bu vardır. Çocuk hemen ilkokulu bitirdiğinde hemen yazın hangi kampa, hangi yazlık, hangi köy değil. Ya biz bu yaz tatilinin şu 15 gününü çocuğu işe koyarlar. Babası iş adamıysa ya da bir fabrikası var ise bile başka bir yere koyarlar. Bu çocuk kutu taşısın, çaycıya yardım etsin, yerli masaların üstünü temizlesin. Şimdi bu çocuk da tabii 15 gün süresince çalışıyor. 5. sınıfa giden bir çocuğu düşünün. Ve oradan az da olsa işte ne kadar, günde 10 lira fark etmez. 10 gün çalıştı ve o kendi alın teri. Bu gelecek için inanın biz okullarda yaptığımız kadar değerli bir şey bu. Çocuğun harcamanın ne olduğunu, kazanmanın ne olduğunu, ekonominin ne olduğunu bilmesi gerekiyor. O kadar farklı bir gençlik yetiştiriyoruz ki her şey elinin altında. Çok ilginç şeyler duyuyorum. Hani ben
işte bir marka, diyelim ki bir akıllı telefonun maksimum, hiç reklam olmasın şimdi isim vermeyeyim. Maksimum neyse, biz maksimumlarını kullanmadığımız için bizler ne kaldıysa onları. Şimdi bakıyorum çocuk bundan söz ediyor. Böyle bir gençlik, böyle bir ergenlik ve çocukluk olmamalı. Yani bu çocukları eğer biz harcamanın, ne demek o? Harcamak da bir kültürdür. Harcamanın organize edilmesi, çocuğun bunun farkına varması da bir kültürdür. Bizim bunu vermemiz gerekiyor. Limitsiz harcamasını serbest bırakmaktan daha kolay bir şey yok. Doğru. İsteyeceği şeyler belli. Ama biz eğer o 10 çarpı 10, 100 liranın 10 gün içinde o 100 TL'nin ne kadar zor kazanıldığını gösterirsek, o zaman çocuk isteklerini ona göre ayarlayacak. Belki yardım konusunda daha duyarlı olacak. Büyüdüğünde de zaten iş üretmeye çalışacak. Hani bir işçi olmak değil, iş üretmeye çalışacak. Bunu ben yaz tatillerinin birincil amacı olarak görmemizi istiyorum. Çok önemli. Evet. Lütfen çalışmaları için fırsat verin. Hep eğlenmek ve kamp değil. Evet. Ama kamplara da geleceğiz. Ona geleceğim. Ama şimdi kısacık bir aramız var. Döndüğümüzde kaldığımız yerden devam edeceğiz.